Evet dostlar hepinize merhaba. Yeni bir astro keşif bölümüyle beraberiz. Biraz ara vermiştik malum akademik yoğunluk ve çok fazla konu birikti. Muhtemelen bu bölüm diğerlerinden birazcık daha uzun olabilir. Evet genel anlamda Şubat ayında neler olduğuna bakacağız bu bölümde. O halde vakit kaybetmeden başlayalım. Evet biliyorsunuz Şubat ayının başlangıcında ilk haftası da diyebiliriz aslında 9 Şubat. Ne oldu arkadaşlar? Ülkemizin uzay programı açıklandı. Bu uzaya gönül vermiş insanlar için heyecan verici bir gelişme haliyle 3 yıllık ve 10 yıllık planlar açıklandı. Bunların hangileri tutturulabilecek 3 yıl ve 10 yıl içerisinde hep beraber göreceğiz. Sonuç olarak uzayla ilgili böyle hedeflerin ortaya konması harika bir gelişme. Umuyoruz bu hedefler e, tek tek tutturulur. Eğer söylenen zamanda tutturulamasa bile o zamana kadar yapılacak çalışmalar bir sonraki dönem için çok iyi olacaktır. Sonuç itibariyle bugünkü konumdan daha iyi bir konumda olacağımız kesin. Evet ülkemiz astronomisi anlamında diğer bir güzel gelişme ise ben bunu Twitter hesabımdan paylaştım. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'nin en büyük teleskopları halihazırda hazırda Antalya Bakırlı Tepe'de bulunuyor. Ancak daha da büyük tamamen bize ait olacak olan teleskop Doğu Anadolu Gözlemevi kısa adıyla DAG teleskobu ülkemize giriş yaptı. 6 tırdan oluşan 100 tonluk kargo teleskobun ana gövde parçalarını ve bileşenlerini içeriyor. Şu sıralar Erzurum'a ulaşmış olması lazım. Haliyle Erzurum kışın ağır geçtiği bir şehrimiz. O nedenle o teleskobun çıkacağı tepenin yolunun açılması beklenecek. Muhtemelen Haziran Haziran sonunda teleskobun ana bileşenleri Haziran ayı geldiğinde, karlar eridiğinde, yollar açıldığında 3300 metre yükseklikteki e, yerleşkeye teleskoplar hareket edecek. Biliyorsunuz orada bir e, bina yapılıyor. Binanın yapımı bitti sanırım. E, onun videosunu da paylaşmıştım sizinle. Muhteşem bir bina oldu. Oraya teleskoplar koyulacak. Peki ayna nerede? Ayna şu an Rusya'da. Yüzey işlemleri sanırım sonlandı. Sonlanacak. Pandemi de haliyle bazı şeyleri geciktirdi. O da Haziran sonunda 4 metrelik dev bir aynadan bahsediyorum. O da Haziran sonunda Erzurum'a gelecek ve teleskopla birleşecek. Muhtemelen eğer her şey yolunda giderse bu yıl sonuna kadar ilk ışığı alabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Doğan Anadolu Gözlemevi optik bir teleskop olacak. 4 metre çapında devasa bir teleskop. Aynı zamanda Kızılötesi bölgede de gözlemler yapabilecek muhtemelen 3-6 mikrona kadar çıkabilecek ki bu harika bir şey. Evet yine Şubat ayının başında başka bir gelişme neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz SpaceX Starship adı altında bugüne kadar yapılmamış büyüklükte bir roket yapıyor. Ve bunun testlerini yapmaya devam ediyor. Bu testlerden iki tane gerçekleştirdi. İkisi de havada flip dönme olayını başarılı bir şekilde yaptı. Ancak inişte sorun yaşadı. Öyle görünüyor ki yakın bir zamanda bu sorun da çözülecek. Ve bizler önce uzay turizminin başladığını göreceğiz. Yani yerden 100 kilometre ve yukarıya seyahatlerin yapıldığını göreceğiz ki Biliyorsunuz, SpaceX aynı zamanda ne yaptı? İlk ticari astronot gönderimini gerçekleştirdi. İlk kez bir özel şirket Uluslararası Uzay istasyonuna astronotları gönderdi. Tabii ki uzay yarışında sadece SpaceX yok. Biliyorsunuz Amazon'un sahibi Jeff Bezos. O da sanırım CEO görevini bırakacak ve tamamen Blue Origin e, roketine odaklanacak. Blue Origin bu sayede uzay turizminde daha hızlı bir şekilde yol alacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda birçok şirketin aktif bir şekilde uzay turizminde rol oynadığını zaten göreceğiz. Bu arada biliyorsunuz Jeff Bezos dünyanın en zengin insanıydı. Sonra Elon Musk bu unvanı aldı ve Jeff Bezos'tan ayrılan eşi boşanınca bir anda dünyanın en zengin üçüncü insanı oldu. Bazen dünyanın en zengin olmak için boşanmak yeterli arkadaşlar. O nedenle kiminle evlendiğinize dikkat edin. Evet belki de bu ayın en önemli gelişmesi Mars görevleri arkadaşlar biliyorsunuz. Geçen yıl Temmuz ayında 3 tane görev Mars'a doğru yol almıştı. Bu görevlerden biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin The Hope isimli yörünge aracı, Çin'in Tianwen-1 isimli orbiter, lander ve rover yani hem yörünge aracı var, hem iniş modülü var, hem de tekerlekli bir aracı var Mars'ı indirmek istedi ancak onu henüz yapmadı. Şu an yörüngede dolanıyor. Araçları ve e, rover e, onu gezgin diye çevirmişler. Ama eğer çok Türkçe bir kelime arıyorsak muhtemelen ona götürgeç dememiz lazım. Çünkü otobüsün Türkçesi sanırım çok oturgaçlı götürgeç. O zaman rover muhtemelen götürgeç demek daha iyi olur. Bilmiyorum sadece bir tavsiye. Ve elbette Perseverance NASA'nın roverı ve minik de bir helikopter taşıyor. Yüzeye başarılı bir şekilde indi ve biz ilk kez... Mars'a inen 1 tonluk bir aracın iniş anının videosunu izledik. Ya muhteşem bir şey. Yani bilim ve mühendisliğin geldiği nokta arkadaşlar. Bilim ve teknolojinin geldiği nokta. inanılmaz. Ve 23 Şubat 2021'de Perseverance uzay aracının şef mühendislerinden Adam Steltner, soy ismini söylemek çok sonradan ona Adem diyelim. E, Perseverance Uzay aracı mühendislerinden Adem 23 Şubat'ta e, aslında Perseverance inerken sahip olduğu paraşütte bir şifre olduğunu, bir puzzle olduğunu ve bunun da internette sadece 6 saatte çözüldüğünü itiraf etti. Bu şifreyi oraya koyan ise Perseverance projesinde çalışan sistem mühendisi Ian Clark ve şifrenin çözümü şöyle. E, baktığınız zaman paraşüte iç kısımda bazı harflerin olduğunu görüyorsunuz ve birleştirdiğinizde There mighty things. Yani zor olan güçlü şeylere cesaret et. Ya da zor olan, yapılması zor olan şeyleri yapmaya cesaret et gibi çevrilebilir bu. Dıştaki, paraşütün dışındaki numaralar ise JPL'in Pasadena'daki e, yerleşkesinin koordinatlarını veriyor. <laughs> Evet iki harika bilimsel gelişme ile bu bölümü sonlandıralım. Birincisi Satürn'ün uydusu Titan ile alakalı ya da Titan diyebilirsiniz. Biliyorsunuz mitolojide tanrılarla savaşan tırnak dersinde asiler Titanlar. Titan e, uydusunu ilginç yapan şey dünya gibi çok yoğun bir atmosfere sahip bildiğimiz tek uydu olması. Tabii ki dünya gibi derken bileşenleri dünya atmosferi bileşenlerine benzemiyor. Daha da ölümcül haliyle. Bir uydunun bu derece yoğun bir atmosfere sahip olması ilginç. Biliyorsunuz Cassini uzay aracı Satürn'ü ziyaret ederken Huygens probe denen Huygens sondasını bıraktı ve Titan yüzeyine indi ve oradan birkaç görüntü gönderebildi. Yeni bir çalışma Titan uydusunun atmosferinin bir simülasyonunu dünyada oluşturdu. Güneş sistemine baktığınız zaman yaşam olabilecek en muhtemel yerler listesinde birinci sırada Satürn'ün uydusu Enceladus İkinci sırada Jüpiter'in uydusu Europa. Üçüncü sırada yine Satürn'ün uydusu Titan ve Mars geliyor diyebiliriz. Venüs hakkında da yaşam olduğuna dair biliyorsunuz. Keşifler, haberler vesaire ortaya çıktı. Ancak onun aslında çok da güçlü bir sinyal olmadığını anlamıştık. Biliyorsunuz bundan bahsetmiştim. Öyle görünüyor ki yani bilim insanları şöyle düşünüyor. 2.83 milyar yıl önce dünyanın sahip olduğu atmosfer şu an Titan'ın sahip olduğu atmosfere benziyor olabilir. O nedenle Titan ilginç bir hedef. Ne için? Dünya dışı yaşamı araştırmak için. Eğer bu çalışma ilginizi çekiyorsa meraklısı için bu çalışmaya dair bilimsel makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp makaleyi okuyabilirsiniz. <laughs> İkinci bilimsel gelişme ise her zaman ilgi çekici bir konu olan kara deliklerle alakalı. Biliyorsunuz dev galaksilerin merkezinde süper kütleli kara delikler bulunur. Mesela bizim galaksimizin merkezinde de var. 4 milyon güneş kütlesine sahip. Avrupa'ya yayılmış LOFAR isimli birçok sayısız yüzlerce binlerce antenden oluşan bir sistem var. Bu anten sistemi 250 MHz ve altında gözlemler yapabiliyor. Yani uzun dalga boyunda evreni inceliyor ve yeni bir çalışma LOFAR anten dizileriyle elde edilen bir çalışma 25.000 adet süper kütleli kara deliği katalogladı. Yani her biri bunların birer dev galaksi. Dev galaksinin merkezine bakıyorsunuz halde. 25 25.000 adet süper kütleli delik. Aslında Lo Far ile benim de bir deneyimim var. Doktor öğrencisiyken Hollanda'da bir yaz okuluna gitmiştik. Lo Far dolaşmıştık ve o antenlerden birine kafa tutmuştum. <laughs> evet arkadaşlar, Astro Keşif video serisinin bir bölümünü daha burada sonlandırmış olduk. Biliyorsunuz Astro Keşif video serisinin amacı neydi? Hızlıca uzaydaki gelişmeleri size aktarabilmek. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Maske takın, mesafenizi koruyun, ellerinizi düzenli yıkayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.